Efendim bir kurye Hülya Avşar'a ait ödeme emirli icra tebligatını teslim ederken imzalatmayı unuttu. Sonra da Avşar yerine kendisi imzaladı. O imzayı kuryenin attığı ortaya çıkınca da Hülya Avşar'la davalık olup hapis cezası aldı. Bir yalancıya düşeriz, boşa geçene ömür deriz, sakın yapma. Biz gittiğimiz yerlerde evrağı teslim ederken resim çekeriz zaten. Ya profesyonel bir kurye bunu yapar. Ama bir kurye bunun tam tersini yaptı. Hülya Avşar'ın ödeme emirli icra tebligatını imzalatmayı unuttu. Bu da yetmezmiş gibi bir de kendi imzasını attı. Getiren kuryeci eğer bunu imzalarsa bütün sorumluluk kuryeciye geçer. O imza başına dert oldu. Kurye hapis cezası aldı. Seni sevmekten başka. Geçtiğimiz Temmuz ayında Hülya Avşar'ın banka hesaplarına haciz konuldu. Avşar söz konusu icra tebligatından haberi olmadığını, evrakın kendisine ulaşmadığını söyledi. Bunun üzerine o evrak teslimiyle ilgili araştırma yapıldı. Kuryenin Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun imzasını taklit ettiği ortaya çıktı ve hakkında dava açıldı. Resmi evrak niteliğindeki bu belgenin gerçeğe aykırı biçimde düzenlenmesi suretiyle resmi evrakta sahtecilik suçu oluşmuş. Evrağın içerisinde bakmaması gerekiyor zaten. 5 yıl hapsi istenen kurye hakim karşısına çıktı. İfadesinde Avşar'ın adresine gittiğinde onun evde olmadığını, tebligatı kızı Zehra Çilingiroğlu'na verdiğini ancak imza almayı unuttuğunu söyledi. Bir şey olmaz düşüncesiyle onun yerine imza attım dedi, beraatini istedi. O şekilde yani teslim etmemiz yasak zaten. Eğer şahsı yoksa teslim etmeyeceksiniz kesinlikle. Evrağı geri iade edeceksiniz. Mahkeme kuryeye 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi ancak sanık 5 yıl içinde başka bir suç işlemezse dava düşecek. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektiren bu suçta ayrıca görevini kötüye kullanmakla da yargılamaya konu edilebilecektir.